Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Beta ve Mehmet var. Arkadaşlar keşke bu videoda olmasaydık yani. Bugün Gulyabani ağacına gideceğiz arkadaşlar. Bir rivayete göre arkadaşlar bu orman zeytin ağacının içinde, yani orman gibi zeytin ağacının içinde Gulyabani gözükmüş. Arkadaşlar bir de şu detayı söyleyeyim size. Bu zeytin ağaçları kesinlikle satılmamış. Kimse almamış zaten. Sahibisi de burayı bırakmış. Zaten belli. Niye satmamışlar? Çünkü niye burası lanetli falan olduğu için, yani gulyabani olduğu için. Mesela bakın şurada bir kuyu var. Kuyunun içinde su vardı eskiden. Oradan damlamayla ağaçlara şey geliyordu. Şimdi bakın damlamalar kurumuş bir vaziyette. Damlamalar falan çok eski. Bakın şurada sökülmeye bak. Ne olmuş? Görüyorsunuz, bak. Lan ne olmuş buna? Bakın arkadaşlar şöyle. Burası sökülüyor. Gördüğünüz oha gibi. Bak. Kuruduğu belli oluyor bakın. Kurumuş. Yani otları zaten söylemek bile istemiyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar görüyorsunuz dikenli otlar bile. Yani. Oğlum burası çok verimsiz bir yer bence. Aynen, var ya. Aynen. Arkadaşlar. Zeytin ağaç, bakın diyorsunuz ki zeytin ağaçları neden böyle şey? Yeşil yeşil. Arkadaşlar zeytin ağaçlarının yeşil yeşil olduğuna bakmayın. Şu alttalar zaten kuru otlar onu şey yapmaya başlamış. Zaten zeytin ağacı kendi suyu çok fazla olduğu için yani çok kolay kolay kurumaz. Gulyabani'nin laneti bulaşmış buraya. Bakın işte zeytin ağacının verimsiz olduğu bir şey. Zeytinin böyle buruşukluklu. Buruşuk sevmem ben. Burada bir aynen, lanet ben de sevmem. Gördüğünüz gibi burası çok verimsiz bir yer. Verimsiz toprak. Aynen. Bunun nedeni de Gulyabani'nin laneti olarak aynen düşünülüyor. Fakat arsa sahibi bunu satma istedik kişilere söylememiş. Ona rağmen biliyorlarmış, öğrenmişler bir şey. Yani o bir... ne? Aynen işte. Bu ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu kuyu suyla doluydu eskiden. Şimdi odunla dolu olmasının sebebi burada Gulyabani. Arkadaşlar bakın şimdi oduna hiç uğraşmadan neredeyse kırıyorum. Oğlum, ve içinden çok toz çıkıyor. Bak. Bak. Baksana şuraya bak. Aynen arkadaşlar. Kaç senelik bu? Bu en az bir 50 senelik var. 50 senelik evet. İşte görüyorsunuz. Bu ne lan? Sesine bakın arkadaşlar. Sünger gibi sesi geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çok kötü çok. Gerçekten çok kötü bir yere verimsiz bir girdik. Yani. Ona rağmen bir sürü zeytin ağacı var. Bunlar da ilaçla falan, aşıyla. Yok yağmurla bunlar. Yağmurla falan bazen yan tarafta sarla sahibi var. Oradan bazen fıskiye falan geliyor oradan. Sular falan. Yani yağmurla da olabiliyor bunlar. Yemiş ağacı çıkmış burada. İncir arkadaşlar ağacı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki incir böyle kurak yerlerde aynen yetişir. İncir. Şu dikenli bir örtten ağaçları. Bunlar... mesela bunu Karadeniz'de göremezsiniz. Aynen. Aydın, Antalya, İzmir, Muğla. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana. Mersin, buralarda görürsünüz arkadaşlar bunu. Aynen arkadaşlar. Yani zeytinlerin de buruşmuş olduğundan. Zeytinler de aynı şekilde arkadaşlar. Aynen. Yani çok verimsiz. Bak orada şeftali ağacı mı? Ne lan o? Şeftali. Şeftali ağacı arkadaşlar. Oha şeftaliye bak. Bakın arkadaşlar. Bunu yoldan geçen, buraya diyeceksiniz ki bunu niye ekmişler? Yoldan geçen bir adam şeftali yiyormuş ve buraya çekirdeğini atmış. Oha! Evet, bu gerçeği de söylemek istiyorum. Niye böyle? Adamın kötü niyetinden dolayı değil mi bu? Bakın, bu bir şeftali şöyle olabilir mi? Şöyle bir şeftali olabilir mi? Nektarı bile bundan daha büyük arkadaşlar. Yani buradan anlamış olmanız lazım. Çekirdeği... Oha. Çekirdeği falan hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın çürümüşler falan. Yani burayı sen niye anlatıyorsun diye soranlar olursa tabii ki de burada ben oturduğum için. Arkadaşlar benim burayla pek bir bilgim yok. Ama Mehmet burada oturduğu için Mehmet biliyor. Yani evi buraya yakın yani. Evet çok yakın. Arkadaşlar Mehmet her şeyi anlattı, özetledi.
Mehmet'e de bunu annesi anlatmış galiba küçükken. Aynen. Oraya gitme falan demiş. Fakat aynen, şimdi çok... büyüdüğü için aynen. korkmuyormuş. Aynen hani... şu an korkmuyor. Annemgil falan zaten buraya geliyordu, niye geliyorsunuz falan diye ben kızıyordum eskiden. Vallahi çok değişik bir yere geldik, bilmiyorum başımıza her an bir şey gelebilir. Aynen arkadaşlar. Çok doğru. Yazık ki böyle arkadaşlar yani burası. Çok kötü gerçekten. Yani ne diyebilirsin? Gel. Aynen. Lan o ne lan? Kaç! Lan, lan kaç! Bir şey var, bir şey var. Geç arkaya geç, arkaya geç. Geç arkaya geç. Burada bir şey var. Gözükmedi şu anda. Orada mı hala? Orada mı? Buraya gel. Orada, orada. Hani ben göremiyorum. Daş yok mu daş? Oha. Oha. Daş yok mu daş? Oha. Oğlum o ne? Lan o ne? Bu videoda ölmek istemiyorum. Kaç. Kaçın. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Ben dedim bile tehlikeli burası. O neydi oğlum, o neydi? Kanka özel duvar var burada. Buradan atlayalım, hadi gidelim. Oğlum o neydi ya? Mehmet o ne? Beta o ne? Oha. Galiba ya ben... o gulyabaniydi. Aynen ya, ben hiç sevmem gulyabaniyi ya. Hadi videoyu kapattık, gidelim buradan. Gidelim gidelim, videoyu bitirelim arkadaşlar. Gitmemiz lazım, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu videolardan.